Avrupalılar Türklere teşekkür etsinler. Eğer diyor Türk akım olmasaydı ne yaparlardı gibi. Ya şimdi bir buradaki gelişmelere bakıyorsun. Tahıl krizini çözüyorsun bir taraftan Erdoğan olarak. Bütün dünya seni alkışlıyor. İşte yani dünya sahnesinde Erdoğan var. Şimdi bu var. Bir taraftan içeride 500 bin konutluk sosyal konut projesi açıklıyorsun. Ekonomide yaşanan bütün sıkıntılara rağmen destekler açıklıyorsun. Bir taraftan çarklar işlesin diye uğraşıyorsun. Öbür tarafa dönüyorsun, bakıyorsun ya bir altılı masada toplanmışlar, biz bu kutuları devireceğiz, her şey çok kötü, memleket yandı, bitti, gitti, demokrasi askıya alındı. Ya 3 yıldır bir plan program ortaya koyamamışsınız, masada birbirinize düşmüşsünüz, dünyanın şu kaotik döneminde olur da iş başına gelirseniz nasıl karar alacaksınız? Mesela Putin'i ararken neyin kavgasını yapacaksınız? Putin'i ben mi arayacağım, sen mi arayacaksın, nasıl olacak? Ha diyelim bir kirara geldiniz. Ha Yunanistan'da bir sıkıntı var, nasıl olacak? Cevap vereceksiniz? Ya en basitinden şu var, ya tezkere meselesi geldi işte, daha siz muhalefetteyken tezkereden birbirinize düştünüz ve acayip bir hal aldı durum. HDP'nin peşine takılıp Libya tezkeresine hayır dediniz. Aşağıda bir güvenlik problemi olacak, o tezkere yeniden yenilenecek. O zaman nasıl bir tavır alacaksınız? Şimdi vatandaş böyle bakıyor ya, diyor ki evet diyor ekonomide sıkıntılar var, hayat pahalılığı çok arttı. Ama bir şekilde şu kaotik ortamda işleri yürütmeye çalışan bir adam var. Dünyadan takdir görüyor. Beğenmeyenler dahi içeride ya adam yönetiyor falan diyor. Algı o. Bir dönüyor bunlara bakıyor. Oy vermek istiyor aslında. Ne var kardeşim orada? Orada kaos var. Orada kavga var. Birbirlerine mesajlar var. Televizyon ekranlarından, gazeteciler üzerinden, etnik kimlik üzerinden, mezhep üzerinden. Ya siz bizi bu ülkeyi nereye götürmeye çalışıyorsunuz? Ya bu ülke geçmişte bunları çok yaşadı. Anadolu'da bir söz var ya, kavgalı eve kız verilmez diye. Hani çok onlar hepimizden iyi biliyorlar. Çok iyi danışmanları var. Çok iyi onları destekleyen gazeteciler var muhakkak. Ama ya şu verilen görüntü o kadar kötü bir görüntü ki.